Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizinle ilk e, Trigger'ımı oluşturmaya çalışacağım. E, yani şöyle diyeyim. Trigger videolarıma başlamış olacağım. Birinci videomla bugün başlıyorum. Trigger'lar e, Salesforce için gerçekten önemli. Şu anda Trigger'ların yaptığı görevi hem Trigger'lar yapıyor hem de Flow'lar yapıyor. Eğer kod yazarak e, trigger oluşmak istiyorsanız, e, yani trigger demeyelim. Eğer e, diyelim ki yeni bir e, record eklediğiniz zaman, yeni bir diyelim ki account, yeni bir account eklediğiniz zaman bazı işlemlerin otomatik gerçekleşmesini istiyorsanız, e, o zaman ya flow ya da trigger e, yapmanız gerekiyor, create yapmanız gerekiyor. Hani diyelim ki account oluşturunca siz e, account'un içindeki diğer bazı field'lerin e, bazı alanların otomatik doldurulmasını istiyorsunuz. O o şekilde bir şey istediğiniz zaman burada ya trigger'lardan yardım alacaksınız ya da flow'lardan yardım alacaksınız. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki account object'ini açalım şu anda bizim birkaç tane account'umuz var burada. şöyle yapalım. Diyelim ki siz yeni bir account oluşturmak istiyorsunuz. Ama sadece account name'i yazmak istiyorsunuz. Account name'i yazdıktan sonra bazı şeylerin otomatik oluşmasını istiyorsunuz. örneğin diyelim ki işte account site kendiliğinden gelsin. Siz onu her account oluşturduğunuzda yazmak istemiyorsunuz. Ya da şöyle diyelim bazı formüllerle bazı şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Ya da şöyle diyelim billing adres girdiğiniz billing adres otomatik de olsun ya da eğer şöyle yapalım account oluşturunca bu account'a bağlı bir kontak oluşturduğunuz zaman e, account'un adres informasyonu otomatik e, e, kontak kontakta da olsun mesela öyle diyelim. Eğer aynı ise bu şekilde e, istediğiniz şeyleri trigger yardımıyla yapabiliyorsunuz. Kod yazarak yapmak istiyorsanız trigger yoluyla yapmanız gerekiyor. Kod yazmak istemiyorsanız flow yardımıyla aynı şeyleri yapabiliyorsunuz. Ben burada yaptığım bazı şeyleri daha ileride flow'larla da yapmaya çalışacağım. Şu anda trigger'larla yapalım. Ben şunu istiyorum bugün. Bir account oluşturduğum zaman bir account oluşturduğum zaman account içinde description var. Description'ın otomatik doldurulmasını istiyorum. Ya yani burada şöyle yazacak. Description is updated ya da Description is eee istediğiniz bir şekilde doldurabilirsiniz. başlayalım trigger'larla. Trigger oluşturmak için developer konsolu kullanabilirsiniz ya da VS Code'u kullanabilirsiniz, fark etmiyor. Ben genelde developer konsolu kullanıyorum. Evet. daha önce açtığımız tepler varsa onları kapatalım. Ve şuradan File kısmından, New kısmından Apex Trigger'lar var. Oradan yeni bir Apex Trigger oluşturabilirsiniz. Buradan oluş, oluşturuyoruz. Apex Trigger'a tıklayınca Sizden iki şey istiyor. Birincisi hangi objekt? Yani birincisi ee, Trigger'ın adı. Trigger'ın adı ne olsun? Ben istiyorum ki Account üzerinde çalışsın. Account Trigger diyorum adına. Hangi objekte olsun bu önemli çünkü siz ne zaman o objekte gidip yeni bir rekord eklediğiniz zaman o zaman triggerımız harekete geçiyor o yüzden bir obje seçmemiz şart account objesini seçiyorum bunun manası şu siz ne zaman ne zaman e account'a gidip yeni bir account oluşturduğunuz zaman e bu bizim Triggerımız harekete geçiyor. Ya da account update yaptığınız zaman triggerımız harekete geçiyor. Öyle diyelim. Triggerımız harekete geliyor ve geçiyor. ve, e, ve trigger'ın içindeki kodlar çalışıyor. Bu kodlar sayesinde oluşturduğumuz accountta bazı değişiklikler oluyor. Şu anda biz şunu yapıyoruz. Before insert, before insert'ı kullanıyoruz. Bunun gibi değişik e, değişik e, şeyler var. Konteksler e, var. Şuradan tıklayalım görelim. Birincisi şöyle yapalım. Evet. Birincisi before insert. Bugün sadece before insert ve after insert'ı konuşalım. Daha sonraki videolarımızda before update, after update ve diğerlerini konuşuruz. Yavaş yavaş gidelim. Birincisi before insert. Diğerincisi, ikincisi before, sorry, after insert. Siz buraya after insert de yazabilirsiniz. After insert. O zaman şöyle oluyor. Siz insert yapmadan önce burada yazdığınız kodlar harekete geçiyor. Ya da after insert dediği, insert yaptıktan sonra insert yaptıktan sonra e, değişiklikler yapılıyor. Değişiklikler yapılıyor. E, insert ama yine değişiklikleri e, kaydediyor. Neden before insert yapıyoruz? Neden after insert yapıyoruz? Burası çok önemli. Before insert yaptığınız zaman sadece diyelim ki account alakalı bazı değişiklikler istiyorsunuz. Account alakalı yapmak istediğiniz değişiklikler account objektinin kendi içinde olduğu için siz before insert ya da after insert yapsanız bile fark edilmiş şey olmuyor. Sadece şöyle yapıyor. Değişiklikleri yaptıktan sonra kaydediyor. İkincisinde kaydettikten sonra değişiklikleri yapıyor. Yine kaydediyor. Ama yine kaydediyor. Yani şöyle diyeyim siz sisteme bir account account create yaptığınız zaman diyelim ki yeni bir account oluşmak istiyorsunuz. Şimdi burada yazdığınız değerleri tek tek dolduruyorsunuz. Kendiniz dolduruyorsunuz. Daha sonra account oluşturuyorsunuz. Diyelim ki yeni bir account oluşturalım. Şöyle Will Smith diyelim. Yeni bir account oluşturuyorum ben. Bunu şu anda Buradaki bütün alanları siz kendiniz dolduruyorsunuz. Doldurabilirsiniz. Ama bu account'un bir ID'si var. Bu ID'yi siz belirleyemiyorsunuz. Bu ID otomatik seçiliyor. Yani siz buradaki bütün alanları doldursanız bile ID kısmını göremiyorsunuz. ID diye bir alan yok. Var ama size gözükmüyor. Ben save yapıyorum. Save yaptıktan sonra yukarıda adres çubuğuna bakıyorum. ID'si oluşmuş. Bu bizim account'un ID'si ve bu ID sadece bu account'a ait. Başka bir yerde kullanmıyor. Bu şöyle düşünün. Bir kişinin TC kimlik numarası neyse bizim buradaki bu account'un ID'si de o. ID'si de o. Yani bu accountumuzun her şeyi. Şimdi siz kaydetmeden önce bu ID'ye ulaşamıyorsunuz. Yani siz şöyle diyeyim, accountlara gelip yeni bir account oluşturduğunuz zaman Şuradaki Save e, butonuna tıklamadan ID'si oluşmuyor. Yani siz onu Save yapmanız gerekiyor. Siz onu Save yapmanız gerekiyor. O yüzden buraya Save demeden, Save'e tıklamadan ID'si oluşmuyor. Ailesin oluşmasını istiyorsanız Save'e tıklamanız gerekiyor. O yüzden burada After Insert çok e, önemli. Neden önemli? Diyelim ki siz bir account oluşturdunuz. Account oluşturduktan sonra bu account'a bağlı bir kontak oluşmak istiyorsunuz. Account oluşturduk. Ben bu accounttan sonra bir kontak oluşturmak kolay. Kontak oluşturursunuz. Ama account ile kontaklı birbirine bağlamak istiyorsanız accountun ID'sine ihtiyacınız var. Ya yani şuradaki ID'ye ihtiyacınız var. O yüzden siz save yapmadan save yapmadan ID'sine ulaşamayacağınız için after insert'ü kullanmanız gerekiyor. After inserti kullandığınız zaman sizin account'un id'si oluştuğu için bu id'yi kullanarak oluşturacağınız yeni kontak olur, opportunity olur, e account'a bağlanabilen herhangi bir objek olabilir. Siz onları account'a bağlamak istediğiniz zaman o id'yi kullanabilirsiniz. Ve bu id sadece save yaptıktan, yaptıktan sonra oluşuyor. ID'nin oluşmasını istiyorsanız save'e tıklamanız gerekiyor. Ve eğer ID'yi kullanmak istiyorsanız Oluşturduğunuz account'un id'sini daha sonra yine trigger içinde kullanmak istiyorsanız o zaman after insert'ı kullanmanız gerekiyor ki id'si oluşsun bu id'yi kullanabilelim. Before insert yaparsanız biz bu id'yi kullanamayız. Çünkü before insert'te id oluşmuyor. Bugün ben before insert yapacağım çünkü account kurduktan sonra başka bir objekle bir işim yok başka bir objekle işim olsaydı ve e, bir, o iki objekle yani başka objekleyim diyelim ki o opportunity kurmak istiyorum aynı anda. Yani siz account oluşunca otomatik opportunity oluşacak. Bu opportunity de, de account'a bağlamak istiyorsunuz. Eğer account'a bağlamak istiyorsanız ID'ye ihtiyacınız var. ID için de after insert'ü kullanmanız gerekiyor. E, bu konuda başka örnekler de yapacağım. Orada da biraz değinmek, e, değinmek istiyorum. Arkadaşların en çok problem yaşadığı durum burası. Neden Before Insert, neden After Insert? Before Insert'te ID'ye ihtiyacımız yok. Account üzerinde değişiklikler yapıyoruz. Ama After Insert'te ID'ye ihtiyacım var. Neden ihtiyacım var? Çünkü ben Account'a bağlı kontak ya da başka Opportunity Case olabilir. Farklı bir objekte rekord kurmak istediğim zaman ve bunu Account'a bağlamak istediğim zaman id'ye ihtiyacım olduğu için after insert'ı kullanıyorum. Şu anda isterseniz after insert'ı kaldırabilirsiniz. Çünkü sadece before insert yapıyorum. Ee, şöyle bir şey yapıyorum. Before insert yaptım. Şu anda siz burada account oluşturduğunuz anda oluştururken bu değişiklikleri yapacak. Yani ben şunu istiyorum. Ben account name'i şuraya yazdığım zaman diyelim ki engin başlık diye bir account oluşturmak istiyorum. Bunu buraya yazdığım anda benim trigger'im e, description, description bölümüne istediğim şeyleri yazacak. Daha sonra sisteme kaydedecek. Çünkü before insert yapıyoruz. Şunu yapıyorum. Siz account oluşturunca oluşturunca o save e tıklarken before insert yapıyor da bunu e, kaydetmeden save e tıklarken size iki tane liste veriyor. İki tane liste veriyor. Bunlar önemli. Biri trigger nokta new şu şekilde trigger nokta new diğeri de şöyle bunları yorum yapalım ee, diğeri de trigger nokta old bunlar ikisi de liste listeleri daha önce çalışmıştık bu bunların ikisi de liste içinde işte account objektinde olduğumuz için içinde accountlar var şu anda bir tane var çünkü siz tek bir tane ekliyorsunuz tek bir rekordan oluşan bir listemiz var. Bu tabi fazla olabilir çünkü birden fazla rekord da kurabiliyoruz biliyorsunuz. Yine Apex yardımıyla birden fazla account ekleyebilirsiniz. Trigger.new ne demek? Trigger.old ne demek? Liste olduklarını söyledik. Birincisi ikisi de liste. Şöyle. Birincisi trigger.new new tabii ki şöyle düşünün. Yeni account oluşurken sadece trigger.new var. Trigger.old yok. Neden old yok? Çünkü buradaki alanların hiçbirinin içinde şu anda hiçbir bilgi yok. Trigger.old var olan bilgileri saklıyor. Trigger.new ise yeni eklediğimiz bilgileri saklıyor. O yüzden bu update'de oluyor. Update yapmanız gerekiyor. Update'de oluyor. Çünkü update yaparken şöyle yapıyorsunuz. Diyelim ki ben Will Smith'i e update yapmak istiyorum. Ben bunu açtığım zaman zaten var olan bazı bilgiler var. Will Smith diye bir e, account name var. Diyelim ki e, account site, account number da var diyelim. Şöyle bir account numberımız var diyelim. E, Web sitesimiz e, şu şekilde olduğunu düşünürsek, şu anda bunu kaydediyorum. Tekrar açıyorum. Diyelim ki ben bunu update etmek istiyorum update etmek istediğiniz zaman var olan bilgiler var. Bir de sizin yeni ekledikleriniz var. Diyelim ki account number'ı ben değiştirmek istiyorum. 7984 yerine 45689 bu şekilde değiştirdim. Artık yeni bir account number'ımız var. Şimdi trigger ne yapıyor? Trigger önceden var olan account number'ı trigger.olta saklıyor. Şurada saklıyor. Ee, sizin yeni girdiklerinizi trigger.new'de saklıyor. Yani trigger.new en son eklediğiniz en son eklediğiniz e, verileri saklıyor Trigger.old ise var olanları saklıyor belki onları kullanmak isterseniz diye onları saklıyor tabi siz save yaptıktan sonra artık Trigger.new ve Trigger diye bir şey kalmıyor İkisi de artık e, ne oluyor kaybolup gidiyor diyelim çünkü artık e, kaydettiniz sisteme girdi S sistemde yeni bir account oluştu Artık onun yeni bir account var. E, ya da yeni name'i var. Neleri değiştirdiyseniz artık onlar yeni girdiklerinizde değişiyor. Ama siz bunu yaparken yaparken save before update, after update kısımlarını kullanırken trigger.old'a ihtiyaç duyabilirsiniz. trigger.old'a ihtiyaç duyabilirsiniz. Yani var olan bilgileri de saklamak isteyebilirsiniz. Bunları kullanmak isteyebilirsiniz. O yüzden trigger e, triggerların çok güzel bir özelliği bu. Trigger.new New'de sizin yeni eklediğiniz verileri saklıyor liste şeklinde. Yani account'umuzun eski halini saklıyor. E, sorry, yeni halini saklıyor. Trigger.old'da ise eski halini saklıyor. Eski halini saklıyor. Şöyle diyelim. Diyelim ki bizim bir account'umuz var. Bir account'umuz var. Account name'imiz ne olsun? Name şu şekilde olsun diyelim. Engin diyelim işte bunun başka değerleri de var diyelim. Sonra siz bunu değiştirmek istiyorsunuz. Account name'i artık Engin değil de Mustafa yapıyorsunuz. Şimdi bu bizim daha save yapmadık ya da save yaptıktan sonra before update after update. Var olan bilgimiz ne? Engin? Bunu trigger old'da saklıyor. Sonra aynı account. Account değişmiyor. Bunun ID'si aynı. ID'leri aynı. İkisi de aynı account. Ee, sonra ben değiştirirken Mustafa yazıyorum. Mustafa'yı da trigger.new'in içine koyuyor. Bana hem eski bilgileri trigger.old'un içinde hem de yeni bilgileri trigger.new'in içinde saklayarak bana iki tane liste imkanı veriyor. Bu listeleri kullanarak değişik operasyon, operasyonlar yapabiliyorsunuz. Şimdi biz trigger.new'i kullanarak description değiştireceğiz. Şimdi for each loop yapmanız gerekiyor. For each loop yapmanız gerekiyor çünkü birden fazla account eklenmiş olabilir. Biz her account'un eklenmiş olan her account'un description'ını değiştirmek istiyoruz. O yüzden for each loop yapıyoruz. For each loopu hatırlayalım. For each loop'un içine her zaman şu şekilde for each loop'un içine öncelikle biz listeden bahsediyoruz. Bir listemiz var. Listenin içinde oluşturduğumuz yeni account'lar var. Before insert diyoruz. Bu yeni account'lar e, Trigger.new listesinin içinde. Trigger.new listesinin içindeki bütün account'ları tek tek almak istiyorsanız o zaman single bir account tanıtmanız gerekiyor. Account. Diyelim ki AC. Ondan sonra iki nokta üst üste bizim listenin adını yazmanız gerekiyor. Trigger.new şeklinde yazmanız gerekiyor. Şu anda bu bizim e, bu ne ifade ediyor? Şunu ifade ediyor. Trigger.new diye yeni bir listemiz var. Bunun içinde ne var biliyor musunuz? Bunun içinde en son ekleyeceğim en son ekleyeceğim account'un bilgileri var. Bu bilgileri kullanarak ben yani oluşturduğum account'ların description'ını değiştirmek istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Aşağı geliyorum. AC. description diyorum. Description'ı değiştiriyorum. Ne diyeceğim description'a? Diyelim ki this account is created by Engin Basır diyorum mesela bu şekilde description'u bu şekilde değiştirmek istiyorum. Yani ben ne zaman yeni bir account oluşturuyorsam o account'umun bilgileri trigger.new'de olduğu için trigger.new'ün içindeki accountları update yapabiliyorum. Update yapabiliyorum. Description'ı şu şekilde değiştiriyorum. Şu şekilde değiştiriyorum. Biz bunu kaydediyoruz. Bunu kaydediyoruz. Şimdi yeni bir account oluşmak istiyorum. Yeni bir account oluşturuyorum. Account'umun adı ne olsun? Engin Baştürk eee, Company olsun. Bu şekilde bir account oluşturuyorum. Sonra description'a hiçbir şey yazmıyorum. Gördüğünüz gibi description'a hiçbir şey yazmıyorum. Ama description'ın trigger'lar tarafından eklenmesini istiyorum. Benim en son oluşturduğum trigger description'ı kendi ekleyecek. Evet. Şu anda ben Engin Başvur kampanyayı yazdım. Bunu yazdım. Bu bir, şu anda gördüğünüz trigger New Yeni trigger New Bunun description'ı kendi update yapacak. Nerede? Şurada. Burada update yapacak. O zaman biz ne yapıyoruz? Save diyoruz. Save yaptık. Şimdi Engin Başçuk'un description'ine bakalım. Description'da ne yazıyor? This account is created by Engin Başçuk. Ben bunu kendim girdim mi? Hayır. Bunu ben girmedim. Kim girdi? Bunu kim ekledi? Trigger ekledi. Trigger sayesinde ben sadece account name'i yazdım. Trigger sayesinde description'ı update e, update yapmış oldu. Description'ı ben kendim update yapmadım. Tabi burada devam edebilirsiniz. Diyelim ki AC e, site'ı değiştirmek istiyorsunuz. Site yazın. Site burada. Site'ı da şöyle yazmak istiyorsunuz. E, ne diyelim? New, new account site diyelim ona. Bu şekilde istediğiniz kadar e, bilgiyle bilgileri değiştirebilirsiniz. AC nokta account number deyin. Account number'ı da şu şekilde değiştirebilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz kadar field değiştirebiliyorsunuz. Trigger nokta içindeki accountları update yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ben tekrar kaydediyorum. Evet. Before insert olduğu için before insert olduğu için biz sadece insert yaptığımız zaman çalışıyor. Gidelim yeni bir account oluşturalım. Ne diyelim buna? New account 01 diyelim. Daha fazla ekleyeceğimiz için bu şekilde 01 diyorum. Gördüğünüz gibi description'a bir şey yazmıyorum. Ondan sonra account sayıda bir şey yazmıyorum. Account number'a bir şey yazmıyorum. Save diyorum. Şu anda save yapıyor. Evet. Yeni account'umuz oluştu. İçine bakıyorum. Şimdi account site, new account site, bunu biz trigger'da oluşturmuştuk, onu ekledi, görüyorsunuz burada. Daha sonra new account name'i biz koymuştuk, account number'ı yine trigger'dan aldı ve e, this account is created by engin başvurku yine trigger'dan aldı. Trigger sayesinde ben e, description site ve account number'ı doldurmak zorunda kalmadım. Evet, bu şekilde ilk trigger'ımızı oluşturduk. Bir sonraki trigger'ımızda e, farklı şeyler yapacağız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.